merhabalar. Bugünkü aracımız 2018 model Volkswagen Crafter. Aracımıza 10 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. İlgili noktadan başlayıp aracın havalandırma peteklerini dolaşan özel bir çerçeve yapımız var. Aracın orijinal peteklerine ilgili kısımlarını taşıyoruz. İçinde de 10 inç cihazımızı fit olarak tutan bir yapı oluşturuyor. Fiziki görünüş bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu birinci konu. İkinci konu, aracın fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu, kullandığımız özel interfeys aracın direksiyon kumandalarını cihaz önünde çalışmasını sağladı. Onun haricinde aracın diğer araç bilgi sistemlerini de ekrana taşıyor. Bu tarz aracın akü voltaj değeri, kullanılan yakıt, kalan yakıt miktarı, ortalama yakıt miktarı gibi sistemleri taşıyor. Aynı zamanda da lastik basıncı gibi özel konfigürasyon ayarlarında ilgili kısımdan ayarlayabiliyoruz. Olası lastik patladı, ekranda uyarı gelir. O uyarıyı normalde orijinal CD radyo üzerindeki kartuşu vardır. Kartuşu vasıtasıyla yok edersiniz. Yani arıza listesini silersiniz. Bunda da bu şekilde arıza listesini sildirebilir. Yani aracın ken altyapısına birebir uyumlu hale getirmiş olduk. Bu kullandığımız interfeys, direksiyon kumandası, araç bilgi sisteminin haricinde şöyle kapı açma, kilitleme gibi uyarılar da ekrana getiriyor. Aracı bir çalıştıralım. Aynı zamanda geri vites aldığımız zaman otomatik kameramız devreye girecek ve bu şekilde trajektör desteği de bize taşımış oluyor. Kullandığımız kamera analog HD bir kamera, derinlik, netlik ve açı veriyor. Plaka ışığını orada konumlandırdık. Şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. 170 derece açıda geniş açı bize vermiş oluyor. Boşa da ileri vites aldığım zaman otomatik devreden çıkmış olacak. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple telefonun arayüzündeyiz. Direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Telefon geldiği zaman telefon açma tuşu da çalışacak. Bas konuş, deneyelim bir. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava bulutlu ve sıcaklık 17 derece. Daha önceki kurduğumuz cihazlarda bas konuşu çalıştıramıyorduk. Şu anda yeni altyapımızda bas konuşu da çalıştırabilir nitelikteyiz. Bas konuşu da çalışıyor. Direksiyon kumandaları sorunsuz bir şekilde çalışmış oldu. CarPlay'i kablosuz kazandırıyor. Android Auto'yu da kablosuz kazandırıyor. Ve her iki akıllı telefondan da ilgili uygulama vasıtasıyla ekran yansıtmayı da kablosuz yapabiliyor cihazımız. Dahili navigasyon ya da internet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurup kurulabilecek Google haritalar ya da farklı uygulamaları da kullanabiliyoruz. Yani 3 türlü navigasyon var. Dahili, internet paylaştırıldığı zaman cihazdaki navigasyon ya da biraz önce CarPlay'i de bu şekilde konum mantığında kullanmış olacak. Android Auto da keza aynı şekilde kullanacak. Başka neler yapabiliyor cihazımız? Radyo kısmı. Radyoda RDS sinyallerini alabilir nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth altyapısı. USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyoruz. İlgili kısımda USB'lerimiz. Şöyle videoları bir örnek gösterelim. Cihazımız 1.24'e 600 IPS ekrana sahip. Öylelikle değişik açılardan bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz. Gece farlara duyarlı olarak ışık kısmasını da yaptırıyoruz. Başka neler yapabilecek cihazımız? İnternet paylaştırıldığı zaman Play Store hesabı üzerinden kurulmuş YouTube ya da farklı uygulamaları ilgili kısma sıralayacak. Bunları da internet paylaştırıldığı zaman kullanıcı kullanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? AC8257 denen özel bir işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, 64 dahili hafıza, 8 çekirdekli sistemin altyapısı. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.